Arkadaşlar merhaba, ben Müftü Hoca. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir diyeceğiz. Cumhuriyet şiirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım kimleri göreceğiz. Kimler var diye sorduğumuz zaman Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Behçet Kemal Çağlar, Arif Nihat Asya, Haliden Üsteğet Zorlu Tuna, Kemalettin Kamu, Orhan Şahik Gökyay ve Şükrü ve Nihal Başarı göreceksiniz. Milli edebiyat zevkini sürdürenler içerisinde. Şimdi neyi savunuyor bu adamlar? Gelin bir de ona bakalım. Bu isimler hangi görüşleri savunmuşlar, nelerde etkili olmuşlar? Öncelikle 5 hececileri izlediklerini söylemekte fayda var. Mantıklı, yani Cumhuriyet dönemindesin. Şimdi bir bakıyorsun artık yavaş yavaş serbest nazım etkisini göstermeye başlıyor. Rahat rahat serbest serbest yazıyorlar. Ama bir yandan da 5 hececiler var, böyle kitap gibi yazanlar. Diyorlar ki biz milli edebiyatı savunuyoruz. Biraz milli edebiyattan izler taşıyan şu akımı savunalım. 5 hececileri savunuyorlar, evet. Anadolu insanı fazlasıyla eserlerinde yer alıyor. Halk şiirinden izler, göze çarpacak ve memleket sevgisi tabii ki 5 hececilerin etkisiyle ne yapıyor? Bu isimlerin şiirlerinde yer ediniyor. Şimdi kimleri saydık? Zeki Ömer Defne'ler, Ahmet Kutsi Tecerler, Behçet Kemal Çağlar'lar, Arif Nihat Asya'lar havada uçtu. Yaklaşık olarak biz 8-10 isim saydık arkadaşlar. Özelliklerine inanın hiç gerek yok. Yani çok net söylüyorum. Mesela Kemalettin Kamu, çok böyle karakteristik bir özelliğini bilmenize gerek yok. Sadece gurbet şairi lakabıyla bilindiğini bilmen yeterli. Memleket edebiyatı hepsinde var zaten. Bir de Kemalettin Kamu'dan Bingöl Çobanları'nı biliyorsan tamamdır. Sınavdaki Kemalettin Kamu sorusuna hazırsın demektir. İçin çok rahat olsun. Artık nokta atışları biraz daha iyice noktaya çevirdik. Bu şiir gruplarında özellikle böyle takır takır 12'den vurmaya çalışacağız. Ahmet Kutsi Tecer. Aşık Veysel'i keşfetti. Bitti. Fazla bile. Aşık Veysel'in aşığını yazsam bile yeterdi Ahmet Kutsi'nin sorularını yapabilmek için. Hiç kasmayın. Eserlerine baktığımız zaman Orada Bir Köy Var Uzakta, Neredesin ve Halay. Tiyatrolarına baktığımız zaman Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu. Birçok kaynakta Köroğlu tek başına da yazıyor arkadaşlar. O da kabuldür. Ben özellikle kurcaladım şöyle bir kim nasıl anlatıyor. Koç Yiğit ve Köroğlu da arkadaşlar fazlasıyla böyle bir verilmiş, ayrı verilmiş. Birçok kaynakta aman dikkat farklı şekillerde yer almış ama bu en net en son halidir. Koç Yiğit Köroğlu olarak kabul etmeniz yerindedir. Zeki Ömer Defne yurt güzellemeleriyle meşhur bir isim arkadaşlar fazlasıyla. Ziller çalacak şüphesiz ki öğretmen olması dolayısıyla yurt güzellemelerine değiniyor. Birçok yere gidiyor. Kimi hatırlıyoruz? Reşat Nuri'yi hatırlatıyor bana nedense. Bilmiyoruz tabii ki mesleki olarak hatırlatıyor ama bakalım. Ziller çalacak, eyvallah hocam, Ilgaz ve Denizden Çalınmış Ülke gibi eserleri var. Yani sorulmaz ya. Zeki Ömer Defne'yi sorarlarsa ziller çalacağı sorarlar. Başka hiçbir şey sormazlar. Yeryüzünde öyle birisi yok ki Zeki Ömer Defne'yi özelliklerinden hatırlasın. Yani içiniz rahat olsun arkadaşlar. Lütfen kasmayın. Artık son videolarda bu vurguları daha çok yapmaya başladım. Son videolar derken yani Cumhuriyet dönemini işliyoruz ya artık. Dönem olarak sona geliyoruz. Onu kastediyoruz. Arif Nihat Asya. Bayrak şairi. Ya Arif Nihat Asya da öyle, diğerleri de öyle. Haklarında kitap yazılsa azdır. Saatlerce konuşulsa azdır. Ama sınava hazırlanıyoruz. Uyuma lütfen. Bayrak şairi, Hece Aruz, eyvallah her ikisini de kullanmış ve Fetih Marşı'nın önemli olduğunu söylemişiz. Bir bayrak rüzgar bekliyor ya. Bayrak şiirini kim bilmez Arif Nihat'ın değil mi? Dualar ve aminler, kökler ve dallar, Rubaiyat-ı Arif 1 ve 2 olmak üzere 2 cilt olarak karşımıza geliyor ama önemli değil. Bir bayrak rüzgar bekliyor bilmen Arif Nihat'la ilgili yeryüzündeki bütün sorularda yeterli olacaktır. Halide Nusret Zorlu Tuna'ya baktığımız zamansa Ümmül Muharrirat unvanını alıyor kendisi ve Git Bahar şiiriyle tanınıyor. Git Bahar bir numaradır arkadaşlar. Yayla türküsüne de saygı duyarız. Halide Nusret Zorlu Tuna sorulacak da Git Bahar geçmeyecek soruda. İmkansız hocam, imkansız, böyle bir soru yok. Yani yazarız, kitaplarda olur da sınav formatında, sınavda çıkacak en azından soru noktasında mümkün değil. Behçet Kemal Çağlar. Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanıyor. Çok ilginç değil mi Ankaralı Aşık Ömer? Memleket edebiyatı, eyvallah. M'yi niye açtım o kadar bilmiyorum. 10. Yıl Marşı, Benden içeri, Çoban, Şadırvan, Atatürk gibi. Atatürk Düzcazı türünde. Şadırvan biliyorsunuz dergi, yukarıda tiyatro, şiir ve marş olarak gidiyor değil mi? Şiiri Benden içeri önemli, tiyatrosu Çoban. Türlerini yazmadım çünkü zaten her birinden birer eserini aktardım sizlere. 10. Yıl Marşı'nı bilmeniz bence Behçet Kemal Çağlar için yeterli. Bir de listeye katmadım. Listenin girişinde vermediğim iki tane isim var. Çok önemli isimler tabii ama böyle liste içerisinde aktarmadım arkadaşlar. Kitapta da verdim, konu olarak anlattım ama listeye koymamıştım. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Yayla Dumanı cebinizde kalsın. MEP kitaplarında kullanılıyor çok fazla. Necmettin Halil Onan'da Bir Yolcu adlı şiiriyle karşımıza çıkıyor. Oldukça seri bir anlatım oldu. Güzel bir anlatım oldu. Önemli değil. Uzatmaya hiç gerek yok. Buralara iki espriler, buraya bir iki tane hikaye katıp bir 15-20 dakikaya açılabilir ama sınava hazırlanıyoruz. İçiniz çok rahat olsun. Bu bilgiler fazla bile. Hiç kafanıza soru işareti kalmasın. Ne yapıyoruz hocam? Yarına inşallah soru cevabı yetiştireceğim. Aslında dün atmayı planladığım soru cevap uzadı da uzadı. Çünkü
Bir yandan İslamiyet öncesini alıyorum arkadaşlar soru cevaba. İslamiyet öncesi ve geçiş dönemi eserleri. Bir yandan divan ve halkı da hazırlamaya çalışıyorum. Soru cevapları bir an önce bitireceğim. İçiniz rahat olsun. Çok iyi bir tekrar yapmış olacaksınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.